20 Mart 2024'te Meksika Takso'da 8 yaşındaki Camila Gomez Ortega aniden ortadan kaybolur. Küçük kızın komşuların evine girerken kaydı vardır ve maalesef ki son görüntüsü de budur. Aile önce komşuya giderek kızlarını sorar ama onlar Camila'nın kendilerine gelmediğini, o gün küçük kızı hiç görmediklerini söylerler. Aile hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulunur ve küçük kız her koldan aranmaya başlanır. Bu kayıtlarda komşunun iddiasının aksine küçük Camila'nın komşunun evine oynayarak girdiği görülür. Camila'nın cesedi yaklaşık bir hafta sonra Taxco Cuernava otobanı kenarında bulunur. Küçük kızın cesedi adli tıpta incelenirken cinayet büro ekipleri kızın yaşadığı mahalledeki kamera kayıtlarını incelemeye alırlar. Camila komşusunun evine girdikten bir süre sonra komşu kadının elindeki bir çantayla arabaya doğru yürüdüğü Sevgilisinin sırtında ağır siyah bir valizle aynı arabaya doğru yürüdüğü görülür. Oraya vardıklarında arabanın bagajına bu iki çantayı koyarlar. Bu kadın dört çocuk annesi ana Rosa'dır. Ve 10 yaşındaki çocuğunu Kamila'yı çağırması için kullanmıştır. Kamila kaçırıldıktan sonra aileden 250 bin pesoluk fidye istenmiştir. Yani yaklaşık 145 bin lira. Küçük Kamila'ya Önce işkence edilip sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkar. Tüm çevre halkı polisliğin önünde adaletin hemen sağlanması için gösteri yapar. Sivil Koruma Bakanı Vakues annenin de sorumluluğunu yerine getirmediğini, çocuğunu kontrolsüz bıraktığını söyleyerek aileyi suçlayıcı konuşma yapınca olay sosyal medyada hızlı duyulur ve ailenin mağdur olduğu, adaletin sağlanması için ailenin yanında oldukları mesajları yayınlanır. Kamila'nın amcası olayı şöyle anlatır. Saat 13 gibi yeğenimi yan komşunun kızı oynamak için havuza girmek için çağırmış. Saat 4 gibi gelinimiz yeğenimi komşunun evine almaya gittiğinde komşu kadın Kamila'nın oraya gitmediğini söylemiş. Gelinimiz nasıl olur? Kızın geldi ve birlikte size geçtiler demiş ve Kamila'yı aramaya başlamış. Nedendir bilinmez bu kişiler hakkında yeterli delil bulunmadığından serbest bırakılırlar ve sonrasında çok korkunç şeyler olur. Halk bir araya gelerek bu kadını ve adamı linç ederler. Kadının köpeği kadını korumaya çalışırken onu da linç ederler. Kadın hemen linç edildiği alanda ölür ve adamın ölüp ölmediği hakkında ise henüz bir bilgi yok. Kadının çocukları sosyal hizmetlere verilir. Başsavcılık perşembe günü yaptığı açıklamada taksoda kaydedilen olaylarla yani linçle bağlantılı olarak ağırlaştırılmış cinayet ve saldırı suçlarından soruşturma dosyası açtığını duyurur. Camila'nın cenazesi kalabalık bir toplulukla defnedilir ve aile savcılığın gerçek katiller için bir şey yapmayıp kızlarının adaletini sağlamak için kendilerine destek olan kişilerin peşine düşmelerini anlayamadıklarını söylerler. Olayı okuduğumda inanamadım. Maalesef ki görüntüleri de görüyorsunuz birebir. Ee, çok 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 dehşet yani hakikaten bunca şeyi anlatıyorum sizlere hep birlikte şahit oluyoruz. E, şahit olduğum en korkunç olaylardan biri. Ve neden? Bunlara sebep ne? İki kötü ruhlunun bir araya gelerek kolay para sevdasında küçücük bir kızı kullanıp canice öldürmeleri ve tahmin etmedikleri bir şekilde de gelen sonları. Kendileri etmiş, kendileri bulmuş diyemiyorum. Kamila'nın günahı neydi? O masum köpeğin hala sahibini korumaya çalışan onun günahı neydi? Kim bilir Kamila'ya bunları yapanlar o köpeğe de neler yapıyorlardı. Yani iki kötü ruh nelere sebep oldu? Hakikaten bu dünyada çok kötü insanlar var. Çok 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 fazla. Ne yapacağız? Nasıl insanca yaşayacağız bilmiyorum. Temelini inersek zaten çıkamayacağız. Çok üzgünüm.